Kurbanlık için. Çok zevkli bir seyahat oldu bu seferki kurban alma işi. Ali Bey kardeşim, her sene bize kurban konusunda yardımcı olur. Bu sene de öyle oldu. Küçükbaş hayvan kesmeye karar verince bizi Şahmeri köyünün yakınlarındaki çoban bir ailenin yanına götürdü. Yanımızda Halil Hoca da katılınca zevkli ve verimli bir muhabbetle yola düştük. Şoseden sağa sapınca yol tamamen bozuldu. Kasislerden dikkatli reveranslarla kurtularak hayvanları alabileceğimiz yere ulaştık. Bizi önce hayvanları koruyan köpekler karşıladı. Sonra iki güler yüzlü karı koca köpekleri susturarak bizi buyur ettiler. Cennet gibi bir yer burası. İkisi de dağda yaşadıklarından zor şartların insanı olmuşlar. Kadın erkeğin gücüne ulaşmış, onun destekçisi olmuş. Kısa zamanda onların oradaki yaşantıları hakkında bilgiler edindik. Hayvanların ne zaman yaşadıklarını, vahşi hayvanlardan nasıl korunduklarını tek tek sorduk. Sorularımıza kesin ve güzel cevaplar aldık. Tam biz oradayken bir oğlak bir bebek gibi ağlamaya başladı. Kısa zaman içinde ruhunu teslim etti. Bu durum bizi çok üzdü. Ramazan ve hanımı Hülya bunu çok olağan karşıladılar. Belki bunun gibi çok vakalarla karşılaşıyorlardı. Oğlağın ölüm sebebini sorduk. Midesinde biriken ağız sütünün hazmedememesi olabilir dediler. Hülya bir ara köpeklerle ayıların mücadelesinden bahsetti. Ayının köpeklere taş attığını, kendini silahı çıkarıp bir iki el ateş ettikten sonra ayının kaçtığını anlattı. İçimizi bir korku bürüdü o anda. Onların yanında kamp kurma hayalleri de suya düştü arada. Soğuk bir keçi ayranı sundular önce, sonra çay, yeni yapılan keçi peyniri, bakır tavada pişen taze yumurta, salata, kömürde pişen çay burada daha tatlı geldi bize. Açık havanın verdiği iştah hiçbir yerde olmaz. İşte işleri zordu velhasıl. Kesici kurbanımızı seçtik. Güzel ve gösterişli bir kurban oldu Allah kabul ederse. Keçileri kapattıkları yerden çıkarıp otlamaya salacaklardı. Onları fazla da meşgul etmenin doğru olmadığını anlayarak müsaade istedik. Kurbana yakın başka yaylaya gideceklerinden kurbanımızı orada kestireceğiz. Yine başka yaylak alanını görme imkanı bulacağız. Orası daha güzel olduğundan bahsettiler. İşin güzel tarafı bu kadar zor bir uğraşa bu iki fedakar insanı tahammül edip böyle bir hizmet sunmalarıydı. Teşekkürler Ali Bey. Selamlar fedakar çoban arkadaşlarım. Selamlar. Sizleri kutluyorum.